Bilge, Buse gelmiş, baban gelmiş seni almaya Buse ile beraber. Ayrılık vakti ama ayrılamıyoruz. Aşağıda kedi varmış, apartmana girmeye çalışıyormuş ve Buse o yüzden içeri giremiyormuş. Bu kedi öyle bir kedi ki Rüya, bak Rüya dünyanın en hayvansever, yılan kucağına almış insan. O kediden Rüya bile tırsıyor, öyle düşün. Şey yaptım, böyle konuşur gibi. Hadi yürün, hadi inelim. Bilge'yi şey yapalım, gönderelim, yolculayalım, yapacak bir şey yok. En sevdiğim Bilge gidiyor ya. Hadi kızlar yürüyün. Hiç gelesiniz yok. Çok belli gerçekten. Hadi Rüya çağır asansör anneciğim. Kediden korkumuza hep beraber gidiyoruz ya. Bu kedi gerçekten büyük bir kedi mi o kadar acaba? Rüya bak ben görmedim kediyi. Aç geç bakalım. Evet, kediyle savaşmaya hazır mıyız? Evet. Şimdi ne yapacağız? Yapıyoruz. Ben kediyi şöyle tutuyorum elimle. Siz aradan fik. Bak beni hafife alma. Tut da görelim. Hadi bakalım. Öyle bir kedi ki bana ismin ne diye sordur. Neler diyor Bilge? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Allah ben de ya Allah. Bismillah kedi beni bekliyor. Ay burada beklemiyordum. Gerçekten burada beklemiyordum. Ay. Korkunç kedimizle tanıştık. Gel bakalım seni bir dışarı çıkartalım önce. Apartmandakiler bize kızmasınlar. Buse merhaba. Gel. Çıkış buradan. Gördün mü? Ya hiç bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Başardım Çak Bilge. Ben biliyordum başaracağımı. Tut. Tut. Hani orada bekliyor. Tamam açıyorum. Lütfen içeri girme. Hay bismillahirrahmanirrahim. Ama az önce var ya Allah'ıma kavuşuyordum gerçekten. Evet geçin bakalım. Ne var ya? Bize şey yapıyorsun, vik diyorsun. Benim konuşmam gerekiyormuş demek ki Buse. Sakin ol, heyecanlanma. Rüyacığım Bilge ile burada sarılın ve vedalaşın isterseniz. Yavaş yavaş. Korktum uçak. Kedi eşliğinde sarılıyor. Neyiniz var sizin? Tamam peki. Söyleyeceğim, sizin için bir güzellik yapacağım. Burada bekleyin, tamam mı? Bir konuşayım, izin alabilirsem eğer. Ne diyor? Ne diyor? Hayır mı diyecek sence? Tamam mı devam? Gelin şimdi geçelim, üçümüz beraber soralım. Bizde kalmıyor, bizde kalmıyor. 2 saat daha izin aldık. Ha birkaç saat daha izin aldık. Sarılın. Uykudan önce gelin. Uykudan önce, uykuya kadar beraberiz bu akşam, tamam mı? Arabalar geliyor, bekleyin. Hadi karşıya yürüyün, yürüyün, yürüyün. Bizim orası ana cadde gibi olmuş. Kızlar. 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 Hazır mıyız partiye? Pijama partisi mi? Bir şey. Artı birimiz var. Buse de bizimle geliyor. Efendim. Sen bakalım 2 saatimizi pijama partisiyle kutlayabilir miyiz? Hadi geçin geçin her şey yaparız. Ya bir şey söyleyeceğim. Bilge'yi gönderiyoruz diye aşağı indik. Buse'yi aldık yukarı çıkıyoruz. Yürüyün bakalım. Ya çok eğleneceğiz bu akşam. Hazır mıyız eğlenceye? Kim benimle? Vampir. Köylü. Efendim? Gene nerede bu? Ya of senin korkunla ben konuşamıyorum. Ya çok eğleneceğiz bu akşam. Belalısı değil mi? Heh, bizimki de girmeden kapatalım. Hadi geçin bakalım. Bu akşama dair büyük planlar yapalım, tamam mı? Kim ne yapmak istiyor? Herkes yazsın bir kağıda. Hepsinden. Pijama partisi. Ben de film. Mısır, patlamış mısır ve film, tamam. E geldik. Hadi bakalım. Hadi gelin, 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 gelin. Hayır! Oğlum bağırma apartmanda. Şöyle yapayım şu. Bunun cebi yok. Burada ne? Rüya anahtar yok. Kızdan anahtar yok. Bu kadar izin aldık, uğraştık. Nasıl yani? Dışarıda mı kaldık? Kızlar kapıda kaldık. Neden gülüyorsun? Kapıda kaldık diyorum. Peki ben de. Sana mı verdim anahtarı? Eyvah ben nasıl unuttum bunu ver. Rüya yemin ediyorum. Hadi açabiliyorsan aç göstereyim. Şununla. Eminim. Yani eminim. Bana inanmıyor Bilge görüyor musun? Evet oraya. Evet aferin şimdi çevir. İşte bu ve Rüya kapıyı açtı. Hadi bakalım geçin içeri. Geçsin bakalım herkes. 3, 4. Ay bir şey söyleyeceğim. 4 çocuğa.
Dört çocuğa baktım videosu çekebilirim şu anda. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu akşam için bize eğlence önerileriniz varsa yorumlarda yazın. Kızlar bizim manava gitmemiz lazım. Evde meyve sebze hiçbir şey kalmamış. Yürüyün gidelim hadi manava. Hadi gidelim. Gidelim. Gelin bakalım manavda hangi meyve sebzeler var bakalım neler alsak. Merhaba manav amca, kolay gelsin. Nasılsın manav amca? Ay neler var, ay bir şey söyleyeceğim. Kış gelmiş, havuçlar, mandalinalar, salatalık hala var demek ki. Tadım isterseniz mandalinanın bir tadına bakın. Hadi ben de şunu alayım bakayım nasılmış tadı. Ay manav amca gerçekten kış meyve sebzelerini özlemişiz ya. Değil mi? Kış olunca böyle güzel. Havucun da mı? Ay süper, dur yiyeyim ben bundan da. Kızım isterseniz bu elmayı da. Ver amca elmanın da tadına bakayım. Güzel miymiş kızlar mandalina? Ben de beğendim vallahi. Neden ben bunları yaptırdığımı size söyleyeyim mi? Söyle amca, neden bunları getirdin satıyorsun? Çünkü kışta soğuk havalar var diye. Evet soğuk havalarda. Profit almazsak her yer üşüyüp mikroplarla dağılırız. Anladım seni çak amca. Tamam çok mantıklı, biz bol bol o zaman şey yapalım. Mandalina yiyelim. Ay mandalinalar çok lezzetliymiş, bir tane daha yiyeceğim ben. Hep yediniz de hepsini yediniz. Siz şimdi bütün hepsini yediniz. Burası da sadece bir tane yedilir. Ya sen ikramlık dedin, bir tane demedin ki. Manav amca. Bir tane sadece bunlar ya. Bir tane yemek. Bir saat anladınız ya. Bu ne ya? Manav amca kız. Bir saatlik kapatıyorum ben. Herkese gitsin. Hiç size ne hiçbir şey satmıyorum. Kızlar manav amcayı kızdırdık ya. Ama mandalinaları çok lezzetliymiş. Ben de yiyorum. Bilge sen de ye. Madem kızdırdık değsin. Al al ye. O zaman peki bir şey söyleyeceğim. Gönlünü nasıl alacağız? Neredeyse yarım kilo mandalina yedik. Yarım kilo mandalinanın parasını... Yok yok anneciğim. Yarım kilo hemen hemen mandalina yedik. Yarım kilo da eve alırsak eğer bir kiloluk mandalina parası öderiz. Bakkal amcanın da gönlünü almış oluruz. Ne dersiniz? Al al. Şunu da ben alayım. Ben bir şey söyleyeceğim. Elma da çok güzelmiş yalnız ondan da. Bir şey diyeyim mi? Bu manav amca da ki havuçlarda gerçekten. Bakar mısın şuna? Tazecik bak kütür kütür. Bilge dokunsana malları çok güzel bu manav amcanın. Ama satmayacağım size dedi. Ne yapacağız Rüya? Satmazsa? Parasıyla işte almıyor. Ne yapacağız? Satmıyor mu? Kızdırdık mı manav amcayı? Bence şöyle yapalım. Bu manav amca bence... eğlenmeyi çok seviyor. Onu alalım. Şöyle bir müzik açalım. Dans 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 yapalım. Eğlendirelim manav amcayı. Ne dersin? Ama bu arada ciddi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir yere gittiğinizde özellikle bir şeyler satan birisi varsa karşınızda. Yani böyle bir manav amcanız varsa karşınızda. Manav amcanın... Kızdan için mi özür diliyorsun? Geç otur manav amca. Bir şey olmaz. Parasını ödesek peki olur mu? Peki seninle eğlensek olur. Ödemeyiniz de olur. Benim param yok. Para yok mu? Sende para geçmiyor mu manav amca? Ama sen çok yufka yürekli, çok tatlı bir manavsın. Arkadaşlar tam onu söylüyordum. Eğer pazara, markete gittiğinizde size bir şey ikram ediliyorsa tadımlık yemeniz gerekiyor. Doyumluk için bunu satın almamız daha doğru olan. Bunu unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayın. Allah manav amca bu sefer de manavındaki bütün malzemeleri bize verdi. Sen ne satacaksın manav amca? Bizim de vardı. Bizim de var, buzdolabımız da var. Bizim... Buzdolabınız da var mı sizin? Evet, onları mı getirip satacaksın? Evet. Hadi bakalım kolay gelsin sana.